uçak mıydı bu inen? Ha? Ah, çok şükür tamam, bizim uçak değil, hava kamyonu, neyse. Özge yavrucuğum, yani nerede kaldı bu insanlar? Bak, seni istemeye gelecekler diye biz ta Avustralyalardan 18 saat uçtuk geldik buralara kadar. Aceleyle ben tıraşımı da yolmadım, günübirlik geldik, hemen işime yetişeceğim ben. İnsanlar şuradan şuraya gelemiyorlar be kızım. Babacığım sakin, az önce Mustafa aradı, yoldalarmış. Aa. İbrahim, bak. Panik olmayacaksın tamam. İbrahim, panik ol. Havaalanı şurası ya. Yürüyerek 5 dakika buradan havaalanı. Bak şimdi gelecekler, tamam mı? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle alalım. Bitti gitti. Aslında siz mi gitseniz ya? Ha? Yani biz kendi aramızda, annem bu kadar tutturmasaydı... ...kendi aramızda sade bir törenle evlenecektik. Hayır canım, isteme olmazsa olmaz. Bak, ben gençliğimde isteme merasimi yaşayamadım İbrahim. Fakat bu güzel kızım yaşayacak. O aile büyüğü gelecek ve Allah'ın emri peygamberi kavliyle diyecek. He, olay yine bana patladı yani. Siz isteme istemiyor olabilirsiniz bakın ama ben isteme istiyorum. İsteme istemek benim hakkım. Ve isteme isteyerek olmalı. Böyle istemeye istemeye istemek olmaz. İstemeyi isteyeceksin. İstemenizi istiyorum. İstememenizi hiç istemiyorum. İsteyin lütfen. Hanım sen ne istiyorsun ya? Bir sal bizi ya. En azından beni ha. Ben gitsem mi? Hayır. Kızı babasından isteyecekler. Olur mu öyle şey? Zaten oğlanın babası yokmuş. Kızım bana bak. Şimdi oğlanın babası yok ama bir aile büyükleri gelecek değil mi? Gelecek anneciğim. Hı? Gelecek. Merak etme. Her şey senin istediğin gibi örf ve adetlerimize uygun yapılacak. Hadi. 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 Koş. Ay baba çok heyecanlıyım. Tamam. Tamam. Yeter anneciğim, hoş geldiniz. Merhabalar. Öpeyim elinizi efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş ben Özge'nin annesi Suzan. Hı hı. Çok evet. Memnun olduk evet. Efendim. Merhabalar. Çok aç kalmış, tamam. Çok özür dilerim. Hoş geldiniz, tamam. Merhabalar. Biz de hoş gördük. Valla düşünüyorum da. Verdi gitti. İbrahim. Efendim buyurun şöyle geçin. Siz şöyle aile büyüğümüzü buraya alalım. Efendim böyle... aile büyüğümüz Mesut Bey Konya'dan bu özel isteme için sağ olsunlar kırmadılar. Ah, geldiler. Ah. Merhaba yanlı. Buyurun buyurun. Oğlum Mustafa. Hı, tamam. Eniştemiz sizi şöyle alacağız. Ben şöyle siz geçeyim ben. Siz böyle geçin. Siz öyle, sen böyle. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Ben bir şey söyleyeceğim de ben bu enişteyi inan olsun hiç tanımıyorum. Nereden buldun bu adamı ya? İşte yavrum, rahmetli babanın akrabalarından. Ha. Dediler ki bir büyük lazım. Ben de mecbur kaldım enişteyi. Davet ettim. Affedersiniz, siz bu konuyu burada mı tartışıyorsunuz evet. Şu anda? Yani gelirken sorgulamadan. Yok efendim. Neyse ben de sorgulamayacağım bunu. Vakit kaybetmeyelim sorunu. Teşekkürler. Affedersiniz, çok pardon. Şirketten arıyorlar. Alo. Aa, merhabalar, evet. Şirkette elektrikler mi kesildi? Bak. Ama merak etmeyin, ben yarın oradayım. Düzenlediğimiz gibi, evet evet. Yarın gelemezsem kovulur muyum? Öyle bir şey olmaz efendim. Uçağımız birazdan kalkacak, hiçbir sorun yok. Hayır, hayır, hayır. Bineceğiz, geleceğiz efendim. Merak etmeyin. Tabii, tabii. İyi günler, iyi günler. Evet. Ne diyorduk? Verdik, gitti. İbrahim! Evet, şimdi ben bir Avustralya'da bir şirkette çalışıyorum. Tekniker olarak da efendim. Benden başka görevli yok. Elektrik kesilmiş. Jeneratörler 24 saat çalışır, çalışmaz. 24 saatten sonra da orada ürünler sıcaktan bozulacak. O yüzden... Stresiniz bu yani. Stresim öyle... ondan. Yanlış anlamayın yani. 18 saat uçtuk. Başka da şansımız yok. Yani havalimanı yakın. Yakın ama ben biraz panik oldum. İbrahim'cim fakat hiçbir şey kızımızın isteme merasiminden önemli değil. Değil mi hayat? Ah, evet. Yeter Hanımcığım, nasılsınız? Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bizler iyiyiz. Çok İleriz. Yavaş konuşan bir kadın. Sizler de iyisiniz. Bizler... Duyamadım efendim. Hayır, çok güzel. Ne tık tık tık. Teşekkürler, teşekkürler. Oğlumuz ne iş yapıyor acaba? Efendim ben Tuzla'da bir... Ne kadar güzel, harika. Peki evlendikten sonra kızınla nerede oturmayı düşünüyorsun delikanlı? Efendim, mükemmel bir tercih. Düğünü ne zaman yapacak tarih? 26. Bize uyar, bitti bu iş, harika. Efendim, pardon ama oğlum, bu uçak kaçıracağım ayağına. Hızlı hızlı kızı bize yapıştıracak gibiyiz. Ama artık burama gelecek birazdan böyle. Babacığım, ne yapıyorsunuz? Kovulmamaya çalışıyorum ya. Bizim uçakla oynan. Ah, bizim uçak değil, tamam. İnan bizim uçak değil.
Evet, o zaman isteme faslına geçelim mi? Aile büyüğümüzde büyük bir kararlılıkla geldiğinden beri hiç konuşmadı ama. Mazlum enişte, Muhsin enişte. Neyse, Mesut enişte. İşte hadi, hadi. Ha, tamam, o iş bende. Efendim şimdi yani bizim sebebi ziyaretimiz belli tabii yani. Çocuklar birbirlerini sevmiş, sarılmış, öpüşmüş, koklaşmış, birbirlerine yakın temasta bulunmuş. Yani eskiden öyle değildi yani. Bizim zamanımızda öyle değildi. Ben karımı görmedim yani. 3 ay sonra gördüm, gördüğün gibi de boşadın yani. Ben aslında dulungu. Dulungu? Dulung. Yani dulung ben. Ya eşim yok anlamında. Dur. Tamam ya eşim işi bırakalım ya. Bizim zamanlar önemli değil. Şimdiki zamana bakalım. Çünkü bak Avustralya diyorum. Baş şimdi. Ya sen Avustralya deyince benim aklıma bir hikaye geldi ya. Ya benim bir arkadaşım vardı. Kanguru Cemil böyle dururdu ya. Mehtap sen bilirsin kız. Mehtap ki ben işte ben yeter. Ha o kız o işte ya. Ya bu kanguru Cemil, o sıra ya Dahtakale'de böyle antin kuntin maskeleri alıp böyle 3'e 5'e yapıyor, 100'e 200'e çakardı. He. Bir gün yine böyle ebüş bübüş bir tane maske yaparken dükkana bir tane aborjin giriyor. Bak, aborjin bu adam diyor ki, hello my friend, I'm a pencil diyor. Ya how are you diyor ya, it's crazy yani. Yani demek istiyor ki, senin yaptığın maskeler harika. Gel bunları benim memleket Avustralya'nın Anandugaç yeri şehrinde satalım. Bak bizim Cemil Boğa diyor ki, tamam diyor. Ama stopaj adı KDV sende. Tamam diyor lan. Ulan bunlar atlıyor uçağa gidiyor T.E. Nagasaki'ye. Arkadaş, Nagasaki havalimanında bunlar yürürken Aziz Sancar'la karşılaşıyor mu? Bak, Aziz bunlara diyor ki, ya bırakın diyor maskeyi, fıskeyi. Gelin diyor biz sizinle midye dolma işine girelim. Aziz Sancar, midye dolma. Tabii tabii, tabii ya. Aziz bunlara diyor ki, Japonlar diyor deniz midyesinin hastası. Bunlar Osaka'nın arkada sokaklarına başlıyor midye satmaya. Japonlar ilgi gösteriyor tabii. Ya aç aka kuçaka tusubasa derken, yani aç 10 tane, aç 20 tane. Şu tepsiyi bana ver derken bunlar diyor ki biz barayı vurduk arkadaş. Ya tam işleri büyütecekler. Mardinli midye baronları bunlara çöküyor mu? Bak! Ya bizimki delleniyor. Diyor arkadaş ben bunun intikamını alırım. Bunlar ikisi atlıyor gidiyor Miami'ye. Miami'de bu Mardinli midye baronlarının holdingine baskın yapıyorlardı. Ulan arkadaş. Bu ikisini alıyor bunlar. Aborjinli Cemile. Cemile aborjine vura vura bunların döküyorlar mı? Bak, aborjin bağırıyor. Abo de. Abi yeter abo de. Düşün, geçmişlerini unutuyorlar artık ya. Ya Las Vegas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bunlar 3 ay kalıyor. Ya bizim Cemil midye işine tövbe ediyor. Bak, Silifke'ye yerleşip yoğurt festivalinde İrem Derici ile evleniyor. Bizim aborjini de Urfa'da Balıklı Göl'e temizlikçi olarak sokuyor. Demem o ki, o çocuğa ne oldu belli değil ya. Vay be! Ne hikaye ya? Aklıma geldikçe gülerim buna ya. Kusura bakmayın. Uçakla 18 saat uçtum. Bu hikayedeki kadar jetlag olmadı. İbrahim Bey, çok haklısınız efendim. Daha hızlı konuşur musunuz siz? Çok haklısınız efendim. Biz de diyordum ki Mustafa, Mesut enişteyle neden görüşmüyoruz? Çok uzun zamanlardır kendisiyle kopuyoruz. Evet. Ailecek bir araya neden gelinmiyor? Bugün cevabı da almış olduk diye düşünüyorum. Hadi o zaman kızım, kahvelerin artık zamanı geldi. Hadi hemen anneciğim. Hadi bakalım. Güzel kız. Bizim uçak bu, inen! Bizim uçak ya, bizim uçak.
bırakın efendim. Zaten Avustralya'da bir uçak var yani. Ben tanıyorum artık onu. Ama nasıl olur ya bu saatte ha? Suzan indi bu. Hemen indi yani. Suzan ya. Dur dur. Şöyle bir şey yapalım. Çok yakın değil mi havaalanına? Evet, burası? Evet. Şimdi sizin uçağı görünce uçağı da tanıyorsun, pilotu da bilirsin. Tabii canım. Yani bir işiniz var. Pilota bunu anlat. Biraz ağırdan alın, geleceğimi buradan bağır ona. Ama pilot öyle şey mi olur desin, küçük bir tartışma yaşayın. Ama bunlar Mesut eniştenin hoşuna gitmesin. Çünkü bir kız isteme merasimi var. Bunu terbiyesizlik olarak görüp yanına çağırabilirsin. Tamam. Tamam. Uçağı uçurun. Bu ses bizim uçağa benziyor bu. Yok canım, bizim ya. Uçak mı o yine? Neden göreceksiniz efendim? Vallahi bizim uçak ya. Kaptan! Kaptan Muzaffer! Muzaffer? Değil, erken indin sen ya. ya Allah Allah ya. Yol mu boştu? İyi gelmişsin. Yakıt ikbali var mı? Lan! Ağırdan alın biraz Muzaffer. Ben bir iş, kız veriyorum. Lan koca... Lan oğlum bu deli midir, divagani midir? Sen kimin kızını almaya geldin lan? Biz neredeyiz? Sen bir de böyle olur olur diye bağırıyorsun. Koca... Ya delirdin ya. Muzaffer camı kapa camı. Ben... Uçağın camını kapa. Tövbe bismillah. Otur adam gibi muhabbet edelim ya. Lan daha iki kelam edemedim. Hasbinallah ya. Nasıl gidiyor ki abi? Çok affedersiniz. Yani bu nasıl kalkış saatini bana yanlış bildirmişsin sen. Yürü Suzan. Yürü zaten adam da manyak. Yürü gidiyor ya. Kusura bakmayın efendim. Kısmet değilmiş. Artık başka sefer uçak kaçacağım. Ama efendim bir saniye ben kızınızı çok seviyorum. Ben de işimi çok seviyorum. Ay karımı her şeyden çok seviyorum tabii ki. O yüzden o şöyle yapalım. Yani Allah rızası için Allah'ın emriyle peygamberin kavliye başlasak şu işi bitirsek. İbrahim. Çünkü bu yolcuların inmesi etmesi valizleri vermesi 20 dakikamız. Bir temizlerler uçağı bu hemen kalkar. Manyak mı Muzaffer? Hemen gider. 20 dakikamız var yani. İbrahim Beyciğim siz bir sakin. Ama bu yavaşlıkta kaçırırım uçağı. Lütfen efendim. Lütfen halledeceğiz. Efendim lütfen olmadı ben isteyeyim ha, ne olur. Lütfen. Yavrum bana kalsa bırak kız istemeyi. Face'den kız talebi gönder ben kabulüm. Hayır. Hayır. Bakın. Olmaz. Bu aile büyüğümüz bu kızımızı isteyecek. Tabii ya, ki. Efendim. Bir müsaade eder misiniz efendim? Mesut enişteciğim birazcık konuya girebilir miyiz lütfen? Evet. Hızlıca çünkü beyefendinin uçağı kaçabilirmiş. Hızlıca. Bak şimdi, sen uçak deyince benim aklıma geldi. ya bak. ya bizim aşağı koy da bir uçurtmacı Sıddık vardı. Mustafa, sen tanırsın onu lan. Lan ben seni bile tanımıyorum ki. He lan, o işte o. Tam üstüme bastın ya. Bak şimdi, beni dinle. Arkadaş, bu Sıddık bir gün dükkanında yine böyle uçurtmaç yapıyor. Dükkana bir adam giriyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyor ki, kardeş diyor, senin bu kapıdaki diyor, uçurtmaları diyor, sen mi yapıyorsun? Sıddık diyor ki, he, ben yapıyorum. ne oldu? Diyor ki adam, ben Morgan Freeman. Bak, uçak reklamlarını da diyor, oynaya oynaya, ben bir hava yolu şirketi kurmaya karar verdim. Seni de başına geçireceğim, ne dersin? Bizim Sıddık diyor ki, bayramda diyor, çift ikramiye var mı? Lan diyor, 6 ayda bir giysi yardımım bile var. Bunlar arkadaş, ikisi birlikte at diyor, gidiyor Taklamakan çölüne. İniyorlar. Morgan diyor ki, havaalanını buraya yapacaksın diyor. Bizim Sıddık böyle bir bakıyor, diyor ki, ulan 640 bin kilometre burası sahra, çöl. Burada hiç olur mu? Free shop'a kim gelecek de? Akıllı çocuk. Bunlar atlıyor ikisi beraber. Madagaskar'a gidiyor. Çimiçanga dükkanı açmaya. Ne dükkanı? Çimiçanga. Böyle bu şey ya, Meksika böreği gibi bir şey yani. Arkadaş, dükkanı açıyorlar. Bismillah, ilk gün kim gelse beğenirsin? Kim geliyor? Sandra Bullock. Kim? Ya Sandra Bullock yok mu Sandra Bullock? Kim? Sandra Bullock diyor, Bullock, Sandra Bullock diyor. Gravity yok mu? Hız tuzağı, bir iki, Sandra Bullock. Ne kadar sorguladın be kadın? Ha, o işte lan. Ya Bullock geliyor, çimiçangalardan bir tane hırm hırm diye ağzımı atıyor. Diyor ki, aaa diyor. Aaa diyor.
Ay bu ne kadar leziz bir şeydi ya. Sıdık, gel biz seninle de evlenelim. Bak! Bunlar ikisi el ele tutuşuyor, atlıyor, gidiyor ta New Jersey'ye. Arkalarından bizim Morgan diyor ki, ulan diyor, benim düzenimi bozdun kız. Allah da sizin yuvanızı bozsun. Bak! Bunların uçak tam böyle haş diye yere inecekken, bizim Morgan'ın bedduası sen tut. Uçak böyle geliyor, hadi, dovle, hadi, bu diye yere çakılıyor. Sıdık hafızasını yitiriyor. Bir tane elmas madenine çalışmaya başlıyor. Bak, oranın sıcağıyla bugün teni kavrulmaya başlıyor mu? Adını da Seyyat Maneş olarak değiştiriyor mu? Ondan sonra da İranlı futbolcu olarak Fenerbahçe'ye transfer oluyor mu? Ya demem o ki, bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak? Nereden nereye ya? Morgan Freeman'dan Fenerbahçe'ye nasıl geliyor? Efendi yanlış anlama da sen acaba ne anlatıyorsun be adam sabahtan beri? Kahveler geldi. Evet. Ver şu kahveleri. Babacığım kahvelerimizi tut, içelim. Tut, babacığım kahvelerimizi içelim. Babacığım bir kahvemizi içelim. Hadi alın bakalım. Evet, şu adetlere uygun bir şekilde içelim. Lan manyak mıdır, nedir, deli midir? Anladım, sohbet etmeyi seven birisiniz. Siz de yavaş konuşan birisiniz. Sayın karşı hiçbir sıkıntım yok. Fakat bizim vaktimiz biraz sınırlı yani. 5 dakika içinde bu evden çıkmazsak biz uçağı kaçıracağız, anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden isteme faslına geçsek mi? Tamam. Efendim, lütfen artık. Ben istesem yok, diyorum, ne olur yavrum, yani. Ya konuş yavrum onu yani. Yavrum, Mesut enişteciğim. Lütfen. Evlilik başlangıcı konuşmamız yapabilir miyiz? Kız isteyeceğiz ya Mesut enişte. Hani... Sen ne diyorsun kızım? Ne demek istiyorsun? Neye çalışıyorsun ya? Ya enişte hani... Hani vardır ya, hani sözünü söyleriz. Birader, şurada ne yazıyor? Ben okuyamadım da. Bir okur musun? Allah'ın emri, peygamberin kabliyle kızınızı... Evet. Başım sen kabli dedin de benim aklıma ne geldi? Ne gelebilir yahu? Bir insanın kabli deyince aklına ne gelebilir? İsteseniz de uçağı kaçıracağız diyorum. Bizim uçak mı o kalkan? Bizim uçak kalktı. Muzaffer böyle böyle yaptı. Bak gitti, iş gitti. İbrahim, uçak. O da olmadı, bu da olmadı. Hiçbir şeyi beceremedik. Ne olacak şimdi? Anneciğim, vaz mı geçsek acaba? Hayır. Bu aile büyüğümüz bu kızı isteyecek o kadar. Dur lütfen. Sen, dur, dur, dur sen. Sen anlat hocam, sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyordun? Ben unuttum zaten ya. Bak şimdi. Sen... Ben ne anlatıyordum ya deyince benim aklıma ne geldi? Ne geldi ya? Çok acayip ya. Bizim Avustralya'da tekniker olarak çalışan bir İbrahim var. Suzan sen bilirsin. He o kız o. Bak şimdi. Kızını istemeye gelecekler diye 18 saat uçakla Avustralya'dan Türkiye'ye uçuyor mu? Ondan sonra bu işine hızla dönmesi gerekirken uçağı açılıyor mu böyle uçak? Böyle pow 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 diye uçabiliyor mu? Ondan sonra kızı istemeye gelen ama bir türlü isteyemeyen Konyalı manyak Mesut enişte yüzünden İbrahim işinden oluyor mu? Bu İbrahim sinirle Mesut eniştenin boğazına çöküyor. Abacığım, abacığım yapma. Öldüreceğim ya. Abacığım lütfen. Abacığım yapma. Abacığım. Lan! Manyak adam! Cevezeye bak ya! Lan sen konuşamazsın. Ben konuşurum. Düşeceğim ya. Terbiyesiz. Dil 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.